Herkese merhabalar. Bilmiyorum siz de farkında mısınız ama sokaklarda ve caddelerde son iki gündür insanlar gülümseyerek gezip dolaşmaya başladılar. Elbette bunda baharın gelmesi ve havaların ısınmasının etkisi büyük ama en büyük sebebini siz de benim gibi çok ama çok iyi biliyorsunuz. Sokaklarda herkes seçim sonuçlarını konuşuyorlar ve insanların büyük geneli gerçekten bundan çok büyük mutluluk duyuyor. AKP seçmeni olan tanıdıklarım ise Erdoğan'ın yenilmezlik mitinin yıkılmasından dolayı oldukça depresifler ve mutsuzlar. Aslında herkesin bildiği bir şeyi tekrar etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Erdoğan eşittir AKP, AKP eşittir Erdoğan. Bütün her şey Erdoğan'ın üzerine kurulu olduğundan tek adam figürünün üçüncü kez hem de çok ağır bir seçim darbesi alması taraftarlarının moralini oldukça bozdu. Bu seçimlerden çıkartılacak sonuçların ilki AKP'liler de dahil olmak üzere artık çok geniş bir halk kitlesinin değişim istediğinin sinyalini vermesi ve aynı zamanda AKP'yi uyarması olarak da adlandırılabilir. Kimse kimseyi kandırmasın. Çok uzun zamandır ülkede işler iyi gitmiyor. Hatta hiç iyi gitmiyor. Oldukça kötü gittiğini hiç kimse inkar edemiyor. Bilmiyorum ama hem seçimin son haftasında hem de Erdoğan'ın o gece yaptığı balkon konuşmasında size anormal gelen bir şeyler oldu mu arkadaşlar? Öncelikle final haftasına girildiğinde Erdoğan o alışkın olduğumuz hırçın tavrından oldukça uzaktı ve beklenenin aksine çok sert bir üslup kullanmadı. Ben şahsen gerçekten şaşırdım. Özellikle gece yaptığı balkon konuşması ise yine alışık olduğumuz hırçın, agresif Erdoğan tavrından oldukça uzak bir kabulleniş içermekteydi. Ankara siyaset kulislerinde seçim ayına girildiğinde en çok konuşulan konulardan birisi Erdoğan'ın masasına giden o anketlerdi. Hem piyasada faaliyet gösteren saygın ve büyük anket şirketlerinin verileri hem de Erdoğan'ın kendisinin sürekli yaptırdığı kamuoyunun nabzını tutturduğu o özel anket verileri çok önceden seçim gecesi alınacak mağlubiyetin fotoğrafını ortaya çok net bir biçimde koymuştu. Ne dediğimi anlamayanlardan ricam uygun bir zamanda o geceki balkon konuşmasını lütfen tekrar açarak seyretmeleri. Videonun başında da belirttiğim gibi hem değişim isteyen geniş bir halk kitlesi aynı zamanda bir kenara atılan emekliler bu sonucun en büyük mimarı oldular. Belki seçim öncesi emeklilere seyyanen verilebilecek 2-3 bin liralık bir zam o gece yaşanacak hezimeti biraz yumuşatabilirdi. Ama ekonominin artık ne seviyede olduğunu artık siz anlayın. 1-2-3 bin liralık zam bile yapamıyorlar. Seçimler bittiği için Merkez Bankası doları frenlemek için hamle yapmayı bıraktı. Ki aslında istese de yapabilecek durumda olmadığını başta Sayın Mehmet Şimşek çok iyi biliyor. Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 40 lira bandında ama daha 4. ayın başındayız ve dolar şu an 33 lirayı görmek üzere. Yıl sonunda ne kadar olacağını az çok tahmin edersiniz. Evet gelelim video başlığına erken seçim gelir mi? Türk siyasi tarihini ve hareketlerini iyi gözlemleyip analiz eden herkes aşağı yukarı bir erken seçimin yolda olduğunu görebilir. Şu an ekonomi seçim yüzünden müdahalelerle baskılandığı için yaşadığımız bunca sıkıntıya rağmen ağır krizi hala gerçek anlamıyla kendini hissettirmedi, hissettirtmediler. Ama artık seçimler bitti, fren patladı, ekonomi otobüsü yokuş aşağıya doğru hızlı hareket etmeye başladı nereye çarpacağını veya nerede duracağını Allah bilir. Şahsi kanaatim erken seçim çok olağan dışı gelişmeler olmazsa en erken bir sene sonra olacak. Hemen bunun sebebini sizlere aktarmak istiyorum. Mecliste harika işler çıkartarak hepimizin hayat kalitesini yukarıya çıkartan o 600 milletvekilinin özlük haklarına kavuşmasına daha bir sene var. Mecliste 2 yılını dolduran milletvekilleri emekli olduklarında milletvekili olarak emekli olabiliyorlar çünkü. Ancak genelde yanlış bilinen bir bilgiyi de düzelterek vermek istiyorum yüksek müsaadenizle. Mecliste 2 sene vekillik yapanlar milletvekili olarak emekli olmuyorlar. Ancak emeklilik için gereken şartlara haiz iseler yaş ve prim günü gibi diğer detayları doldurduklarında o zaman milletvekili emeklisi olabiliyorlar. İşte bu çok değerli 600 vekilin emekli olanları hariç büyük kısmı bu iki seneyi doldurmadıklarından çok çok özel bir gelişme olmadığı takdirde erken seçime gidilmesi bana göre çok zor. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak. Ve daha önemlisi bir sonraki genel seçimde ben artık Erdoğan'ın aday olmayacağını düşünüyorum. Zaten AKP'nin yerel seçimlerle birlikte başlayan büyük kan kaybı çok daha hızlı bir şekilde devam edeceğinden bir sonraki seçimde AKP'nin siyaset sahnesine ANAPvari bir biçimde veda edeceğini düşünüyorum. İsrail ile olan ticaret kartını iyi kullanarak AKP seçmenini can evinden vuran yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan muhafazakar oyları şimdiden kendi bünyesine oluk oluk katmaya başladı bile. Fatih Erbakan babasının izinden giden bir siyasetçi olduğunu ispat ederek bu seçim öncesi AKP ile pazarlık kapısını kendi lehine olacak şekilde kapattı ve kazançlı çıktı. Önümüzdeki günlerde kan kaybeden AKP'den muhafazakar seçmenin kitleler halinde yeniden refah saflarına geçeceğini görmek için kahin olmaya gerek yok arkadaşlar. Topal ördek konumundan kurtulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta olmak üzere CHP'li belediyelerin de önümüzdeki günlerde halkın beklediği bir belediyecilik yapacağından hiç kuşkum yok. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar gibi isimler imkansızlıklara rağmen çok iyi performanslar göstererek ayrımcılık yapmadan kitlelere dokundukları için 31 Mart gecesini CHP zaferle taçlandırdı. Sayın Özgür Özel de ilk başta yapılan birkaç hata sonrasında hızlı toparladı ve AKP karşısında CHP'yi çok uzun bir aradan sonra birinci parti yaparak liderliğini Sayın Erdoğan dahil herkese kabul ettirtmiş oldu. Bu seçimin gerçek kaybedenleri olan başta Meral Akşener ve diğerleriyle ilgili bir sonraki videoda uzun uzun konuşacağız. Sabır gösterip buraya kadar izlediğiniz için videoyu beğendiğinizi düşünüyorum. Abone olmanız ve videoyu beğenmenizi sizden rica ediyorum. Bu küçük desteğiniz benim için çok değerli ve önemli. Ve sizlere de sormak istiyorum. Bu seçimden sonra geleceğe dair umutlarınız yeniden yeşerdi mi, yüzünüz güldü mü? Lütfen yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. 31 Mart Mali idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir. Milli iradedir. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur. Milletimiz olmuştur. uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur. Bugün